konuklarım, değerli basın mensupları. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamada pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimlere 5000 TL'lik bir ücret artışı yapacaklarını ifade etmesinin ardından tüm ulusal ve yerel haber siteleri manşetleri sağlık çalışanlarına büyük müjde, sağlık çalışanları 2500 TL ile 5000 TL arasında zam alacaklar şeklinde oldu. Ancak haberin detayına ince gördük ki manşette süslü cümleler yeri bulan kahraman sağlık çalışanları haberi detayında hiç yoklar. Haberin en az 5 defa okumamıza rağmen gördük ki manşet değil, haberin içi doğruymuş. Yani hayatını insan hayatına adayan, gece gündüz demeden nöbetten nöbete koşan, evinin yolunu unutan, evde kendi hastasını bırakıp Türk halkına şifa dağıtmaya koşan, hemşiresinden ebesine, sağlık memurundan tıbbi sekreterine, laboratuvardan radyoloji teknikerine, fizyoterapistten odometrisine, diyetisyeninden psikoloğuna, memurundan hizmetlisine, işçisinden ve adını sayamadığım birçok arkadaşımızın hiçbirisi hülasa kahraman sağlık çalışanı yokmuş, yok sayılmış. Andolsun ki muhataplarına bedeli ne olursa olsun kahraman sağlık çalışanlarının kimler olduğunu anlatacağız. Anlamazlar ise anlayana kadar anlatacağız. Buradan yetkili ama etkisiz sendikalara sesleniyorum. Kahraman sağlık çalışanlarını masa başında satanlar, otel lobilerinde rüzgar yapmasınlar. Biz kendilerinin de niyetlerini de çok iyi biliyoruz. Eğer niyetiniz sağlık çalışanlarının hakkını korumaksa her ay eriyen maaşlar için ne yaptınız? Sözleşmeli çalışanlar için ne yaptınız? 3600'ün kapsamı nedir? Yardımcı hizmetler sınıfının durumuyla alakalı ne yaptınız? Bizler hep meydanlardayken siz kime torpil yaparım, kimi idareci atarım, onun derdindeyiniz. Şimdi çıkıp rüzgar yapmanın bir anlamı yok. Ancak kahraman sağlık çalışanlarının neden yok sayıldığını malum sen genel başkanı ta bir yıl öncesinden müjdelemiş ve şöyle demiş bir cümle. Cümleler aynıdır. Bir tarafta performans üreten kesim var, doktorlarımız. Diğer tarafta performans üretmeyen ama performans üreten doktorların ürettiği performans üzerinde ücret alan bir sağlık çalışanı grubu var. Yani bizler. Devam ediyorum Halim Sen Genel Başkanı. Döner sermaye yönetmeninde hekim dışı sağlık personeli mutlaka ayrılmalı. Tabii biz sağlık çalışanları hizmet üretmiyoruz. Performans üretmiyoruz. Bu kişilere bakarsak biz havuç turp üretiyoruz galiba. Bu nasıl bir mantıktır? İşte bu ayrımcı mantık bizi bugüne getirmiş ve perişan etmiştir. Son 11 yılda yetkili sendika olduklarını günden beri kamu çalışanlarını enflasyon altında ezdiren, bir kuruş refah payı aldıramayan, toplu sözleşme masalarında gece yarıları kamu çalışanlarına %3,5'a satan toplu sözleşmede enflasyon resmi rakamlarına %20'lere dayanmış, gıda enflasyonu %35 iken 2020 yılı için 5+7 zamlı bir kazanım olarak anlatanlara ne beklenir ki? Kahraman sağlık çalışanlarını pandemide ayırdınız. Sağlık çalışanlarına ek ödeme veriyoruz dediniz. Aynı işi yapan hemşire arkadaşımız arasında bile 4 kat ayrım yaptınız. Birçok arkadaşımız hiç ek ödeme alamadı. Filyasyonda, pandemide, izolasyonda, aşıda, sahada kim vardı? Bir yıl önce bizleri ayakta alkışlatanlar bu yaptığınız burada kalmayacak. Bizi kimse yok sayamaz. Yoğun bakımdaki hemşireyi, ameliyathanedeki anestezi teknikerini, cerrahideki pansuman yapan sağlık memurunu, cana can katan doğumhanedeki ebeyi, acil serviste oradan oraya koşan arkadaşlarımızı, 112'de 24 saat uykusuz koşturan paramedik ATT şoförü, temizlik işçisini, güvenlik görevlisini kimse yok sayamaz. Bizler Türk Sağlık Sen olarak tüm sağlık çalışanlarının ekonomik sıkıntı yaşadığını ve hepsinin ücretlerine zam yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Buradan Sayın Sağlık Bakanımıza sesleniyoruz. Sayın Bakanım, açıklamanızdan birkaç saat sonra bir önergeyle söz konusu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiştir. Böylesine bir süratle yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanlarını yok saymak, onların yaşadığı ekonomik sıkıntını görmezden gelinmesi, kayıpların dikkate alınmaması kabul edilemezdir. Doktorlarımızın ücretlerinde artış yapılması zaruridir. Bu şarttır. Bizim bununla ilgili bir söyleyeceğimiz tek şey budur. Ancak sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Ekibin büyük bir bölümünü sağlık görmezden gelinemez. Zam doktorlarımız için geriye kalan tüm sağlık personelimiz için de gereklidir. Türkiye Kamu Sen, Türk Sağlık Sen olarak tüm çalışanlar için ek zam talep ettiğimizi, bunu ısrarla vurguladığımız bir dönemde sağlık çalışanları arasında yapılacak bir ayrımı kabul etmemiz mümkün değildir. Ayrımcılık yapılarak, çalışma barışı bozularak bir yere varılamaz. Yapılması gereken tek şey tüm
sağlık çalışanları için geçerli, makul ve kapsayıcı bir artıştır. Sayın Bakanımızın bunun hayata geçmesi için çaba sarf etmeli, tüm sağlık çalışanlarını sevindirecek bir müjde vermelidir. Arkadaşlar, alkışlarımızı beğenmeyelim de hocam.